Herkese merhaba. 26 Haziran 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve yurt dışındakilere yurt dışında çalışma hakkı veren yasadan bahsetmiştik. Bu yasa SGK'nın bir yönetmelik çıkaracağından bahsediyordu ve beklenen yönetmelik 6 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı. Bu yönetmelik yurt dışında yapılabilecek çalışmanın tanımını yapacaktı. Yani kısa süreli çalışma ne anlama geliyor? Yurt dışındakiler hangi şartlarda çalışabilir? Bunun tanımını yapıyordu. Aslında yasa sigorta kapsamında olsa dahi yurt dışındakilerin çalışabileceğine, yarı zamanlı işlerde çalışabileceğine hükmetmişti. Tabii yasa metni böyle olunca beklentiler de farklıydı. SGK'nın belki yarı zamanlı, hani Almanya bağlamında söylüyorum, mini job veya Teilzeit dediğimiz, yani hem mini job hem Teilzeit yarı zamanlı işlere izin vereceği beklentisi doğdu. Fakat SGK'nın çıkardığı yönetmelikte sadece zorunlu sigorta kapsamında olmayan süreler için çalışma hakkı getirildi. Özellikle sigortası ödenmeyen çalışmalar şeklinde vurgulandı. Bu durumda şunu söyleyebiliriz ki yurt dışında sigorta kapsamında olmayan işlerde çalışanlar Türkiye'den de aylıklarını bağlatabilirler. Ama burada önemli bir nokta var. Şimdi 450 euroya kadar olan çalışmalar var. Almanya bağlamında söylüyorum. Bu çalışmalardan bazen emeklilik kasasına prim kesiliyor. Buradaki emeklilik dairesine prim ödenirse bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sorun yapılabilir. Çünkü yönetmelikte zorunlu prim kesilmemiş olanlar çalışabilir şeklinde bir madde eklenmiş. Dolayısıyla eğer Almanya'da çalışmayı düşünüyorsanız ve aynı zamanda Türkiye'den de aylığınızı almak istiyorsanız şirketin muhasebecisiyle görüşmelisiniz ve sigorta primi kesilmemesini sağlamanız gerekiyor. Şayet sigorta primi kesilirse bu durumda Türkiye'deki emekliliğiniz zora girebilir, sıkıntıya girebilir. Tabii ben bu haberi müjde olarak nitelendiremeyeceğim. Çünkü beklentiler çok farklıydı. Yarı zamanlı işlere dahi müsaade edilebileceği bekleniyordu. Ancak bu da iyi bir gelişme diyelim. Çünkü 26 Haziran 2020'den önce 1 sentlik dahi çalışmalar kabul edilmiyordu. En azından şu anda zorunlu sigorta kapsamında olmayan çalışmalara müsaade edildi. Tabii ben 26 Haziran 2020 tarihinde kanun yayınlandıktan sonra herkese şu duyuruyu yaptım. Bu ay müracaatınızı yapın, 1 Temmuz'da zammınızı alın. Ancak bizim bu duyurumuzu dinleyen bazı dinleyicilerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorduğunda memurlar tarafından öyle bir şeyin olmadığı, henüz yönetmeliğin çıkmadığı ve çalışılamayacağı cevabını almışlardı. Ancak biz her zaman şunu söyledik. Önemli olan kanundur, yönetmelik değil. Normlar hiyerarşisinde en üstte anayasa, onun altında kanun, onun altında tüzük, onun altında yönetmelik yer alır. Yani kanun çıktıktan sonra yönetmeliği beklemeye gerek yoktu. Durumu uygun olanların başlatmasını tavsiye etmiştim. Başlatanlar toplu aylık alacak. Neden? Çünkü 6 Kasım 2020'de yayınlanan yönetmelikte çalışma hakkının 26 Haziran'dan itibaren uygulanacağı söylendi. Tabii ki yönetmenin çıkması 4 ay sürdü. Bunda bir gecikme oldu. Ama bizim videolarımızı izleyip tahsis talebinde bulunanlar 6. aydan kısmi emekli aylığı aldılar. 7. ay, 8. ay, 9. ay ve 10. aydan tam aylık aldılar. Ve bu şekilde 4,5 ay gibi bir toplu aylığa hak kazanmış oldular. SGK'nın daha yönetmelik çıkmadı, aylığınızı başlatamazsınız noktasındaki söylemleri doğru değildi. Bunu biz açıklamıştık ve haklı da çıktık. Çünkü yönetmelikte kanuna uygun şekilde kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aylıkların toplu alınabileceğini gösteriyor. Çünkü her ne kadar 6 Kasım 2020'de çıksa da yürürlük maddesi
26 Haziran 2020 tarihine işaret ediyor. Bundan dolayı insanların başvurduğu takdirde toplu aylık alma hakkı da bulunuyor. Bir diğer mevzuda şu ki 6 Kasım tarihi aslında çok önemli bir tarih. Çünkü 6 Kasım 2018 tarihinde bir yönetmelik çıkmıştı. 2018'e 38 sayılı olan bu yönetmelik maalesef özellikle ev kadını statüsünde borçlanma yapanları olumsuz etkilemişti. 2018'de 38 sayılı genelge daha yürürlüğe girmeden önce borçlanmalarını yapmış, paralarını ödemiş kişiler başka bir statüye tabi. 2018'den sonra bu işlemleri yapmış kişiler başka bir statüye tabi. Daha doğru anlatmak gerekirse 2018 38 sayılı genelge 6 Kasım 2018'de çıkmadan önce siz Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ettiğinizde size mesela diyorlardı ki 49 yaşında şu kadar günü tamamlarsan emekli olursun diyorlardı. Siz o günü tamamladınız ama yaşınız daha gelmedi. Tahsis talebinizi 2018 6 Kasım 2018'e kadar vermediniz. Bu durumda 6 Kasım 2018'de yeni bir genelge çıktığından dolayı yeni kurallar geçerli oluyor ve bu yeni kurallara göre sizin emeklilik şartlarınız değiştirilmiş oluyor. Aslında çok mantıklı değil. Yani zamanında işlemini bitirmiş, parasını ödemiş kişilerin aslında kazanılmış hakkı olması gerekiyor. Ama maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu bu şekilde hukuka aykırı bir genelge çıkararak bazı ev kadınlarının hakkını zedeledi. Bunu ne zaman anladı vatandaşlar? Aylık talebinde bulunduğu zaman anladı. Mesela sizin elinizde bir belge var. 49 yaşında emekli olabilirsin diyor. Ama 49 yaşta 2020'ye geliyor. Yani 2020 yılına geliyor. Ama siz 2015'te işleminizi bitirmişsiniz. Belgenizi almışsınız. Onay belgenizde de yazıyor ki 49'da emeklisiniz. Yani 2020 tarihinde. 2020 tarihinde gidiyorsunuz ve size diyorlar ki maalesef 6 Kasım 2018 tarihinde 2018 38 sayılı bir genelge çıktı ve bu genelgeye göre siz emeklilik hakkını elde edemediniz. Bu durumda sizin emeklilik talebinizi reddediyorlar. Eksik borçlanma sürelerini ödeyip öyle gelmenizi istiyorlar ve yaşı bekleyin diyorlar. Bazı ev kadınları 5 yıl, 6 yıl, bazı ev kadınları da birkaç yıl emekliliklerini ötelemek zorunda kaldılar. Tabii ki buna karşı açılmış davalar var, kazanılmış davalar da var. Ama vatandaşlarımızın çoğu bundan bir haber. Ve bazısı da çalıştığı için aylığını başlatmamışlar. Ve bunlar şimdi yeni çıkan bu çalışma hakkını veren yasayla ve yönetmelikle beraber aylık taleplerinde bulunacaklar. Ancak bu sorunla karşılaşma ihtimalleri söz konusu olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilere haksız yere 2018'in sonunda çıkarmış olduğu yönetmeliği uygulayacak ve çoğunun emeklilik taleplerini reddedecek. Siz de bu reddedileceklerden biri olabilirsiniz. Onun için dosyanızı mutlaka ya Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da bu işlere bakan uzman bir avukata incelettirin. Çünkü bazı değişiklikler oldu son birkaç yıl içerisinde ve siz yıllar önce işlemlerinizi yapmış olsanız da sizler de bu işlemlerden etkilendiniz. Tabii ki ya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun koyduğu yeni kuralları kabul edeceksiniz ya da bu konuda hakkınızı almak için mahkemeye müracaat edeceksiniz. Çünkü burada bir kazanılmış hak var ve bu kazanılmış hak anayasal güvence olarak korunmuştur. Ancak maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu bunu bir kazanılmış hak olarak görmüyor, beklenen bir hak olarak görüyor. Bundan dolayı da henüz aylıklarını bağlatmamış kişilerin emeklilik statülerinde istediği değişikliği yapıyor. Halbuki bu tür değişiklikler bir genelgeyle yapılamaz, kanunla yapılabilir. Kanunları da ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Ama gelelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu'na biz bunu anlatamıyoruz ve onlar bazen bir takım genelgeler yapıyorlar. Bu genelgeleri de geçmişe yürütüyorlar ve bir şekilde yıllar önce hak kazanmış insanların hakkına zarar veriyorlar. Bu durumda olan insanlar tabii ki hukuki yollara başvurabilirler, dava açabilirler. Ama sizler de bu durumda mısınız, değil misiniz? Bunu anlayabilmek için yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na bilgi edinme müracaatında bulununuz.
Mevcut durumda gerekli yurt dışı borçlanma bedelini ödedim. Ben ne zaman emekli olacağım? Hizmet sürelerimin birleştirilmesini talep ediyorum şeklinde bir dilekçe verin ve gelecek cevabı bekleyin. Şayet gelecek olan cevap size yıllar önce borçlanma yaptığınızda verilen cevaptan farklı bir cevapsa bu konuda tabii ki dava yoluna gidebilirsiniz. Bunu da şundan dolayı açıklıyorum. Yeni emeklilik yasası şu anda yürürlüğe girdiği için, yani çalışma hakkı verildiği için, henüz işlemlerini yıllar önce yaptığı halde henüz dosyalarını başlatmamış olanlar, aylıklarını başlatmamış olanlar bu durumdan olumsuz etkilenecekler. Bu müjdeli haberle başvurup hiç beklemediği bir ret cevabı alarak hayal kırıklığına uğrayacak olanlar var. Bu olmadan önce mutlaka dosyanızı Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da uzman bir avukata incelettirin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızı takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Hoşça kalın.